Serap Hanım, öncelikle teknik kesintilerden dolayı özür dilerim. Ben İzmir'de Seferihisar ilçesindeyim. Burada sıkıntılı oluyor internet. Şimdi efendim, önce değerli konukları saygıyla selamlayayım. Figen Hanım'ın, Semih Bey'in, Murat Bey'in ve Ufuk Bey'in söylemlerini dinledim. Daha doğrusu başka sunumlarında bazı kaçırdım, itiraf edeyim ama ben çok samimi olarak hem yazılarımda hem katıldığım programlarda bir önemli vurguyu yaptım. Şimdi seçim neden kaybedildi? Bana göre seçim, Serap Hanım, 21 Nisan 2018'de Yeni Çağ Gazetesi'nde yazdığım köşe yazısında başlık şuydu: Erdoğan seçilirse ikinci ve son kez Cumhurbaşkanı olacak. Bu ülkede eğer anayasa varsa, anayasa hükümleri geçerliyse, bunu 2018'de 6 lider ve tüm muhalefet seçimi bu yüzden kaybetti. Bakın, 5 yıl boyunca 2018'den sonra 6 eski Adalet Bakanı, 15'e yakın anayasa hukuku profesörü, Ergun Özbudun gibi 2007 anayasasını yarıdan profesör var. Sedat Yazıcı gibi profesör olan var o grupta. 5 kişilik komisyondaki 4 profesörü, bir kişi hariç, tamamı olamaz dedi. Şimdi ben 5 yıl boyunca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener'in, diğer liderlerin de isimleri saymayayım, hep, hatta seçime girme hakkı olmayan siyasi parti liderlerini de konuştum ve bana şunu söylediler: ya Orhan Bey, Erdoğan mağduriyetten seçim kazandı. Ya diyorum ki, Erdoğan'ı mağdur eden Erdoğan, 2007 anayasa değişikliğiyle anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası, bir kişi en fazla 2 yıl seçilebilir, süresi 5 yıldır. Mealen söylüyor. Şimdi ben okuma yazma biliyorum, bırakın hani bitirdiğim okulları. Ben okuyorum, anlıyorum. Bütün anayasayı okuyorum, maddelerini okuyorum. Şimdi Ufuk Bey hariç, canlı yayınlarda o da seçilemez görüşünde benim gibi ısrarlıydı. Şimdi liderler mağduriyet yavrağı atmayalım. İkincisi, hem gazeteciler, televizyoncular, siyasetçiler şunu söylüyorlar Serap Hanım: YSK kabul eder. İkincisi, daha da önemlisi, anket firmaları, ki bana göre sarayın güdümündeki bazılarını tenzih ederim, ya 2018'den bugüne kadar, daha doğrusu 14 Mayıs'ta kadar, Erdoğan mı seçilir, İmamoğlu mu seçilir? Hani Ekrem İmamoğlu. Erdoğan mı seçilir, Mansur Yavaş mı seçilir? Kemal Kılıçdaroğlu kazanılmaz aday. Ya şimdi Allah'ını severseniz, eğer Türkiye'de 5 yıl boyunca, bir de şunu da ilave edeyim, daha 2019'da yerel seçimlerden önce MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizim 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ya 3 kere yazı yazdım. Sayın Bahçeli, anayasayı okumadınız mı? Görmezden mi geliyorsunuz? Anayasa hükmünü. Şimdi 5 yıl boyunca siyasi partiler bu kafada gittiler. Peki kardeşim, şimdi seçim kazanınca niye alıyorsunuz? Erdoğan'ı mağdur etmediniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağdur ettiniz. Buna CHP Genel Merkezi'nden de söylüyorum. Mesela İbrahim Kaboğlu, değil mi, profesör, doktor, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. İki kere makale, hatta yani benim okuduğum iki kere, defalarca makale yazdı. Erdoğan aday olamaz. Şimdi geldik, Mart ayındaydı değil mi, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyip Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeye. Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdikten sonra çok cılız yazılı itirazlar oldu. Serap Hanım, Türkiye'de siyaset savaşmaktır. Bugün ne diyor Meral Akşener? Savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız. Ya Allah aşkına Meral Hanım, 5 yıldır Erdoğan aday olmaz diye niye savaşmadınız? Ama niye?